Herkese iyi akşamlar, selamlar. Sıfırdan Globalin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evren Özmen'le uzun zamandır konuşmuyorduk. Aslında canlı olarak konuşmuyorduk. Mail olarak iletişim halindeyiz. Bugün kendisiyle bu 650 bin TL'ye kadar olan gelir elde edenlerin vergilendirilmesi ve sonrası 650 bin sonrasındaki vergilendirme ve Etsy üzerine birkaç sorumuz var. Onları konuşuyor olacağız. Evren Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Levent Bey? İyiyiz vallahi, çok sağ olun. Sizle genelde sorulara geçmeden önce bizim tarafta nasıl gelişmeler oluyor onları paylaşıyoruz. Yine bu yayında paylaşabiliriz. Sizin de böyle yönetim kurulunda olduğunuz, bildiğiniz derneğimiz artık devlet tarafından da onaylandı. Yakın zamanda çalışmalara başlıyor olacağız. Bu genç yaştaki kişilerin diyelim onların bu dijital dünya ile tanışmalarını sağlayacağız. Üniversitelerde biraz daha az odaklanılan konulara kendi platformumuz üzerinden değinip onların erken yaşta dijital iş modelleriyle tanışmalarını sağlayacağımız bir sosyal girişim kurduk. Sıfırdan Global'e bundan sonra aslında hayatına sosyal girişim olarak devam edecek. Bakalım, yakın zamanda eğitimler başlayacak ve konferansımız da var 9 Aralık'ta. Bu seferki konferans geçen seneden ziyade daha böyle mikro ihracat, freelancer ve Upwork, Etsy gibi platformlar üzerinden gelir elde edenlere yönelik olacak. Güzel günler bizi bekliyor diyelim. Evet, inşallah yani genç arkadaşların ekonomik özgürlüklerini ne kadar erken kazanmalarını ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyi aslında amacımız o. Evet. Yani umarım yani bir şeyler yapacağız beraber. Aynen. Ekonomik özgürlüğün dışında aslında ekonomik özgürlüğü de çok önemli dediğiniz gibi. Bir de bu platformları erken yaşta öğrenebilmek de çok kıymetli. Tabii. Yani işte mesela HubSpot diye bir platform var, çok bilinen bir CRM. Bunu 18 yaşında öğrenmekle 25 yaşında öğrenmek belki karşı tarafa da böyle katkı sağlayabilir. Veya Upwork üzerinden bir noktada nasıl gelir edebilir? İşte birlikte ihracat, Zekeriya zaten bunun üzerine çok güzel emek sarf ediyor ama ona biz de değinebiliriz. Ya bu platformlar aslında bilinirliğini arttırmak, erken yaşta tanışmaları, yani bir noktada para kazanmak, harçlığını çıkarabilecek seviyede bile olsa çok kıymetli. O mindset'i, o bakış açısını getirmek lazım. Hayırlı Şimdi, olsun. aynen, hayırlısı olsun bakalım. Onun için çalışmalar yapacağız. Şimdi Evren Bey, bu ayın başında bu 650 bin TL'ye kadar gelir elde edenlere yönelik bir, ne derler, yasa mı çıktı? Oradaki detaylar nedir? Bir konuşalım istiyoruz. Yani benim dışarıdan gözlemlediğim, işte bir şirket kurmadan bir noktada 650 bin TL'ye kadar mobil uygulamanın üzerinden gelir elde eden kişiler bunun otomatik olarak %15'ini bankadan düşecek, vergi olarak verecek gibi. Ama detaylarını sizden öğrenmek, nerelerde geçerli, hangi platformlarda geçerli, kimler için mantıklı, kimler için değil mi konuşmak isteriz. Şimdi bildiğiniz üzere bu AdSense, AdMob geliri olan arkadaşların uzun süredir vergi dairesiyle araları pek iyi değildi. Yani yaklaşık 3-4 senedir bu hatta daha uzun sürelerdir. Bu böyle kendi içerisinde ilk başta çok az bir kısmın gelir elde ettiği bir modelken sonrasında birçok kişinin bu model üzerinden gelir elde etmeye başladı. Neydi bu? Aslında basında hep influencer, işte YouTuber gibi aktarılıyor ama AdSense AdMob geliri olanlar tabii ki yani mobil uygulama yapan arkadaşlar da aynı şekilde gelir elde ediyor. İşte mobil uygulamanın reklam geliri var, in-app purchase'ı var, işte abonelik modeliyle ilerleyenler var. Basında gözüken influencerlar yazsa da aslında düzenlemenin metni sosyal ağ siteleri üzerinden ve uygulama geliştiricilerin diye geçiyor. Şu an için öyle. O yüzden aslında Upwork, Etsy bunları kapsamıyor. Burada daha çok şeyleri kapsıyor. Mobil uygulamayı yaptık. App Store'a koyduk. Google Play'e koyduk. İşte onların muadillerine koyduk. Evet, bizi kapsıyor bu. Veya işte YouTube kanalımız var. Kanalı
da gelir kazansın diye açtık, bizi kapsıyor. Neydi problem burada? Mesela çok klasik ama 200 lira gelir elde etsek bile firma kurmamız gerekiyordu. Niye? Çünkü bu tip özelgeler vardı ve kanun o şekildeydi. Yani ticari kazancın tanımına sokuyordu ve ticari kazancın tanımına soktuktan sonra kaç lira olursa olsun şirket açmak zorundaydınız. Şimdi diyor ki bana diyor kanunun numarası 7338. Çok önemli değil. Daha çıkmadı. Meclisten geçti. Cumhurbaşkanı onaylar bu hafta. Önümüzdeki hafta onaylar. Yani kanun numarasını bile aldı artık. 7338 sayılı kanunda bir tane uzun bir paragraf var. Kanunlar çıktıktan sonra bir nasıl uygulanacağını gösterir tebliğ çıkıyor. O da yaklaşık bir ay sonra falan çıkar. Ama uygulama şöyle olacağı yazıyor. Bankaya gidiyoruz. Diyoruz ki benim bu tip bir gelirim var. Sizdeki şu hesabı alacağım. Banka da onu tamam diyor ve bizim bu hesabımıza gelen paralardan ayın belli dönemleri itibariyle %15 vergiyi kesip devlete iletiyor. Şimdi uygulamada aslında ilk baktığımızda bu ne kadar güzel bürokrasi ortadan kaldırılmış gibi gözüküyor. Evet aslında yani yani ilk bakışta çok rahatlatıcı. Ama sonrasında baktığımızda ya bu acaba herkesin işine geliyor mu gelmiyor mu? Mesela ben ayda 10 bin TL civarında bir YouTube gelirim var diyelim. Hiç de reklam harcaman falan yok. Gayet güzel benim için bu. İçinden %15 kesilecek. Çünkü zaten şirket açsam maliyetleriyle beraber reklam giderim yok, bir şeyim yok. Bu vergi oranından yüksek ödeyeceğim. Ama bazen mobil uygulama tarafında reklamın gideriyle mobil uygulamanın geliri arasında ödenecek vergi %15'lere gelmiyor. O yüzden de aslında oturup bir hesap yapmak lazım. Ya ben böyle yapıyorum ama nasıl olur? Bir de şimdi aklıma geldi. Bazen de o reklam harcamaları geri alınıyor. Yani Evet. geri alanlar da var işte %70'ini alıyorlar, 50'sini alıyorlar. Yani herkese aynı gömlek değil ama oturup bir değerlendirmek lazım. Mesela ya YouTube tarafını çok bilmiyorum da mobil uygulama tarafında mesela genç girişimci arkadaş zaten 75 bin liraya kadar sıfır vergi ödeyecek. Orada da elde ettiği gelire bir bakıp ya benim genel giderlerimle beraber bir yan yana koyduğumda %15 vergi ödüyor ama öder miyim ben şirket kurduğumda? Yoksa ya bu işlerle hiç uğraşmayayım ben gideyim %15 vergi benden kesilsin de diyebilir arkadaşlar. Ama yani öyle çıktı paldır küldür ben buna başvurmak zorunda değilim. Bir hesaplama yapmak lazım. Evet. Aslında bu yasa bir noktada gideri olmayanlar için kulağa hoş geliyor. Evet, aynen. Yani Instagram'dan post başına X lira kazanan, YouTube'dan sponsorlu içerik kazanan. Yani biraz daha danışman gibi. Çünkü danışmanların biliyorsunuz çok fazla gideri olmuyor. Ama dediğiniz gibi mobil uygulama tarafında kazanılan gelir eğer bir reklam karşılığında geliyorsa, yani o gelir organik kanallardan değilse ve bir ona para harcanıyorsa, o para da tabii gelir eksi gider, vergi oranı o zaman ne oluyor? Çünkü sizin bahsettiğiniz modelde gelir eksi giderin %15'i değil, değil mi? Sadece gelirin %15'i. Aynen öyle. Hesaba inen paranın hepsinin üzerinden %15 kesecek. Evet. Aynen. Peki Evren Bey, bu niye Etsy, Upwork, Taptel, Amazon dahil değil? Yani devlet bunlara yönelik farklı bir şey mi çıkaracak? Bunların farkında değil mi? Veya sizin buna yönelik bir bilginiz var mı? Çünkü bahsettiğiniz yasada işte sosyal medya kanalları üzerinden gelir elde edenlere yönelik. Yani diğer online platformların ismi mesela yazmıyor. Belki hepsi de yazılamayabilir ama bilinen 3-4 tane online platform var. İşte Etsy, Upwork. Burası hala şu an gri bir alan mı? Evet, yani şimdi neyi kapsayıp kapsamayacağı da aslında kanun çıktıktan sonra hızlıca özelgelerle sorulur. Mesela şimdi
kendi web sitem üzerinden bir şey yapıyorsam beni kapsar mı kapsamaz mı? Mantıken kapsaması lazım. Ama benimki bir sosyal paylaşım ağı değil. Ama benim kendi sistemden AdSense gelirim var. Veya kendi sistem var, affiliate gelirim var. Acaba onlar olacak mı? Bilmiyorum. Onlar böyle kanun çıkacak. O arkadaşların hızlıca kendi durumlarını sorması gerekiyor. Etsy bu diğer AdSense geliri olanlar uzun süredir böyle biraz ceza çok yedikleri için mağduriyetler çok artmıştı. Böyle sesleri çok çıkmaya başlamış ve artık yani sanki o nedenle bir düzenleme geldi. Henüz Etsy tarafında veya işte diğer Amazon tarafında dropshipping yapanlar, FBA yapanlarla ilgili öyle bir benim gördüğüm o tip bir örgütlenme yok. Anladım. Belki onlar da toparlayıp bir talepte bulunsa olabilir ama ne var onların yerine? Konuştuğumuz işte şahıs firması ve mikro ihracata %50 geldi. Sanki bu 650 onlara gelmez de bakın biz de size bunu yaptık. Mikro ihracat yapanların %50 bir avantajı var. Personel sayısına göre de bir şey var diye. Evet. Burada 650 de dikkat edilecek bir konu daha var. Şimdi normalde mantıken şöyle olmasını bekliyoruz. Biz 653 bin lira gelir elde edersek 3 bin liranın vergisini vermemiz gerektiğini düşünüyoruz aslında. Ama düzenleme öyle değil. Düzenleme 650'yi geçtiğimiz andan itibaren 651 bin lira bile olsa veya 650 bin 1 lira bile olsa hepsi üzerinden vergi ödüyoruz. O da 1 lira bize işte hesaplamış bir meslektaşımız 32.500 lira falan fazla ödettiriyor. O yüzden de orada bir dikkat etmek lazım. Yani bir anda o 650'yi geçeriz. Zaten bütün hesaplarımız bankaya geliyor. Ne kadar para geldiği belli. Onu böyle keserek çok böyle 600'ün üzerinde bir kişiysek gelir elde eden dikkat etmemiz lazım. Bu yıllık değil mi Evren Bey? Yılda Yıllık. 650 bin. Yıllık. Yani. Evet, bu 2022'nin başında başlayacak. Yani Anladım. hemen değil. Kasım'da yani Ekim'de Kasım'da kanun çıksa da 2022'nin başında başlayacak. Onun tebliği falan bir ayda gelir. Yani 2022'nin başına kadar ne olacağı oturur. Bu arada tabii bu YouTube falan üzerinden gelirlerinden dışında kilerinde hızlıca sorması lazım ki daha çünkü neyi kapsayıp kapsamadığını ve de nelerden geri elde ettiğini o kadar maliye bilmiyor da olabilir. Kendilerini açıklayıp bakın burası da bir sosyal paylaşım ağı diye böyle aç. Mesela işte Medium da aynısı. Yani oradan da Türkiye'den geri elde etmek çok zor işte ama Stripe lazım ama yani o da aynısı aslında. O tip siteler var işte Blogger.com bilmem ne. Tabii Newsletter'dan bile gelir elde eden var. Evet. Peki ihracatla alakalı olan bir şey değil, değil mi? Yani Türkiye içerisinden de gelir elde eden biri bunu vermek zorunda. Evet, yani bu da sağ olun iyi hatırlattınız. Şimdi 650 normalde ne oluyordu? Benim bir YouTube kanalım var. Türkçe, Türklerle şey yapıyorum. Faturamı keserken bu işler çıkmadan önce KDV'li kesmem gerekiyordu. İşte Türkiye'den artık o KDV yok. 650 bin liraya kadar KDV yok. O yüzden o da iyi aslında. Ama mesela benim mobil uygulamam var. Türkiye'ye kapalı, sadece yurt dışından indiriliyor. E zaten onda KDV yoktu mesela. O yüzden yurt dışından indirildiği için işte oyunun bilmem ne, VPN uygulama falan. Onda KDV yoktu. Ama evet 650 bin liraya kadar katma değer vergisi kanunun içine de madde eklendi. KDV'den istisnadır diyor. Bence fena değil. 15'e yüksek diyorlar ama ya şimdi asgari ücrette 15-20 falan. Yani Şahıs firmasında kaç devran mı? 15'ten başlıyor, 40'a kadar Ama gidiyor. 650 gelir olursa o %15 30, değil. yok 35-40. Aynen. O zaman bence gayet güzel bir oran. Evet, Yani 50. çünkü bu tercih edilmese genelde şahıs firması tercih edilecek. Aynen Ve bu gideri olmayanlar için öyle. yine bahsettiğim Instagram influencerları ağırlıklı olarak gideri olmayanlar diyelim. Tabii ki giderler vardır. Ama mobil uygulamayla kıyasladığımızda reklamlardan
gelir elde edenlere yönelik, daha az gideri olanlar için bir şahıs firması kurduklarında 600 bin lira gelir elde ettiklerinde dediğiniz oranda bir vergi verilmesi gerekiyor ki buna KDV dahil. Evet. Sizin evet. şu anki senaryoda dediğiniz modelde hiçbir şekilde KDV dahil değil ve oran %15. Sadece dikkat edilmesi gereken şey 650'yi geçtiğinde ki belki onda da yeni bir önergeyle 650 bin üzerindekine yönelik vergi eski düzende olur. 650 bin aşağısı %15 de olabilir. Evet, o da olabilir. Yani bence çalışmışlar. Yani bu insanları dinlemişler. Ama aynı zamanda da kamu maliyesinin de zarar görmemesi amacıyla böyle bir yol bulmuşlar. İnşallah hayırlı olur. Yani bakalım uygulamada karşımıza neler çıkacak, onları da beraber değerlendiririz. Güzel. Aynen. Seneye bir tekrardan konuşuyor oluruz. Ama devletten de bu noktada en azından buralar gri bölgede ve gri alan olduğundan dolayı da aslında çoğu kişi şahıs firması kuruyor. Yani bir şey gelirler, beyan edilmesi gerekiyor ve şahıs firması ile ilerlerken şimdi firma kurmadan böyle otomatik vergi verilecek bir modele sanki geçiliyor benim anladığım. Aslında bir kere konuşmuştuk ya eskiden, böyle İspanya'dan Andorra'ya gidiyormuş insanlar, öyle ünlü YouTuber'lar falan oraya geçiyormuş. Böyle biraz daha o düzenlemeye benzetselermiş, bize yurt dışından insanlar da belki gelirmiş. Yani çünkü burada Türkiye'de bir yabancının şahıs firması açması birazcık şey, biraz zor. Belki az da olsa o şekilde insanlar da Türkiye'ye gelip gelirlerine, buranın muhkimi olurlarsa vergilerini burada öderler. Bunun dışında yani özellikle Etsy ile ilgili bu print on demand geliri elde eden arkadaşların arttığını görüyorum ben. Yani işte print on demand tam neydi bilmeyenler için? Yani işte sadece Türkiye'den tasarımına gönderiyor. Ondan sonra o alan kişinin seçimine göre onu tişörte de bastırıyor, bardağa bastırıyor, deftere bastırıyor. Son tüketiciye şey gidiyor. Fiziksel ürün gidiyor. Şimdi burada... Bu da Printify'dan yapılıyor. Evet. Herhalde öyle birkaç tane site var. Şimdi burada biz mevzuat açık olmadığı için kararsız kaldığımız noktalar vardı. Özelge istedik birkaç tane arkadaşımızla. Hala gri bölge ama konu şu. Normalde Türkiye'den yurt dışına verilen tasarım hizmetlerinde bir vergi avantajı var. Kazandığımızdan giderlerimizi düşünce yarısının vergisini ödüyoruz. Biz burada bu vergi avantajını nasıl uygulayacağız? Yani son tüketiciye giden fiziksel ürünse ben tasarım vergi avantajımı uygular mıyım diye iki tane arkadaşımızla özelge talep ettik. Özelgenin cevabı çok anlaşılır gelmedi. Yani oturduk üzerinde düşündük, dedik ya bunun ürüne isabet eden kısmına uygulanmaz demiş. Şimdi mesela Türkiye'de birisi ben bir tasarım yaptım, bir siteye koydum ve Türkiye'de birisi onu istiyor. Gittim ben onu işte Cemil Özelit'te bastırttım. Ondan sonra da teslim ettim. Şimdi o teslim ettiğim şey tişört mü yoksa tasarım mı? Şimdi biz bunu yurt dışında yapıyoruz, bir firma harcıyla yapıyoruz diye komple teslim ettiğim şeye tasarım diyebilir miyiz? Diyemezsek nasıl ayıracağız falan gibi bir durum oluşuyor. Orada da sanki yani risk almamak için mümkünse elde ettiğimiz gelirin hepsine %50 uygulamamamız lazım gibi geliyor bana şu an için. Çünkü yani evet bazen sadece bir dijital dosya satılıyor. Evet. Tamam. O zaman tamam. O zaman bir şey değil. Ama ben sonucunda son kişiye bir fiziksel ürün teslimi yaptırıyorsam orada sanki oranlama yapsam daha iyi olabilir. Yani bu daha insanlar Etsy'de satış yaptığında şirket kuracağına emin değilken bu detayı biliyorum ama yani bu alanda iş yapacak arkadaşların bunun da akıllarının bir tarafında olmasını öneriyorum aslında. Evet. Sadece şey Amazon'da da var herhalde böyle bir şey. Sadece Etsy'de yok. Dijital. Bu print on demand Amazon'da ben bilmiyorum ama Etsy'de zaten Printify entegrasyonu var benim bildiğim. Hatta Shopify'ın bile Printify ile entegrasyonu var.
Shopify üzerinden de satış yapılabiliyor ama Etsy de Printify ile entegrasyonu olmasa da oraya koyulan ürünler daha çok böyle Printify'dan koyulup o tasarım sonra kendi dükkanında satıyormuş gibi gösterilebiliyor benim anladığım kadarıyla. Bizde de şey yapmadık hiç. Yani şimdi yılbaşı da geliyor ya. Aynen, ondan diyecektim. Hani klişe, tatlı bir telaş var. Yani evet. Yılbaşı da geliyor. Şimdi benim etrafımda da gördüğüm e-ticaret siteleri üzerinden satış yapacaklar falan böyle çok hazırlanıyor o döneme ki herhalde bu pandemi sonrasında da inanılmaz bir insanlar talep patlaması olacak. O anlamda yani dikkat etsinler. Hesaplarına giren paralara dikkat etsinler. Şimdi konuşurken bir konu daha aklıma geldi. Birçok kişi biliyorsunuz TransferWise kullanıyor. Yani yurt dışından elde ettiği gelirlerle ilgili TransferWise'dan alıyor. Çünkü daha hızlı, daha pratik. Bir de gri listeye falan alındı ya Türkiye. Şimdi bu gri liste dediğimiz hani eskiden bankada çalıştığım için biraz ya biraz daha o süreçlerin ağırlaşması, daha çok daha fazla kontrol edilmesi gibi. Swift mesajında muhabir bankanın daha fazla kontrol etmesi gibi falan. Şimdi burada TransferWise'da hesabı olanlar finansal bilgilerin otomatik değişimi diye bir şey başladı. Şimdi bizim yurt dışındaki hesaplarımız Türkiye'ye bildiriliyor, Türkiye'dekiler yurt dışına bildiriliyor ve biz bunu da bildirmeye başladık. Türkiye bildirmeye başladı, onlar da bildirmeye başladı. 2018-2019 hesaplarını da gönderiyoruz. Yani bir kere bir ülkeyle bir anlaşma yapıldığı andan itibaren geriye dönük seneleri de paylaşmamız lazım. Anlaşma bu sene başlasa bile paylaşmamız lazım. Orada ben de şahsen merak ediyorum. Arkadaşlar da merak ediyor. Şimdi benim TransferWise'da bir hesabım var. Bakıyorum IBAN'a BE ile başlıyor. Belçika. Ben şimdi oradan para aldım ve falan. Yani Türkiye'de şirketim yok var veya işte şey yapma. O bildiriliyor mu bildirilmiyor mu diye TransferWise'a sorduk yani. TransferWise'a dedi ki ben sordum aslında. Biz o yükümlü kurumlar arasında sayılmıyoruz dedi. O yüzden o hesaptaki paralar kısa vadede Türkiye'ye bildirilmeyecek. Yani şu an için Türkiye'ye bildirilmeyecek. Bu şeyde bu 650 bine geri dönersem yılbaşına kadar bir BDDK'nın dijital bankalarla ilgili bir taslağı var. O taslak şubesiz bankacılık yani. Mesela Burgan Bank falan yapmış, 10 diye bir şey yapmış işte falan. Bu arkadaşlar büyük ihtimal oturdukları yerden o bankalarla, o şubesiz dijital bankalarla son derece pratik bu işlemleri yapabilecekler. Yani böyle zaten M-Para'da falan vardı ama bankacılık da daha pratikleşiyor. Vergi evet, ödemek evet. de daha pratikleşiyor. İkisi beraber şey olacak. Bir de mesela bizim E-Devlet fena değil aslında Levent'te. Yani eleştirdiğimiz konular var ama bizim E-Devlet bayağı iyi aslında. Şimdi mesela kapsamlı. Kapsamlı. Orada da iki tane şey geldi. Biri çalışma hayatım diye görmüşsünüzdür belki. Sigorta falan ne zaman emekli olacağım falan böyle çok güzel gözüküyor. Anlaşılıyor yani. Diğeri aralığın sonuna doğru gelecek. Ya şimdi eskiden E-imza almak için falan bir PTT, MTT, kalk git şey yap. Yeni çipli kimlik kartı varsa oradan e-imza alınacak. Ondan sonra o karttan böyle e-imza kullanılacak falan. Bayağı şey yani aslında inovatif yani güzel bir şey. Yeni kimlik kartı, uzaktan hesap açma, çipli şey falan. Akbil de oluyor. Evet, Akbil de yani. Oluyor mu? Bazen İstanbul kart oluyor Akbil. Çok şey. Evet. Bir tane şey aynı zamanda Akbil görevi de görüyor da tam hatırlamıyorum. Şimdi kredi kartlarına mı tanımlandın? Kredi kartlarına. Akbil değil de İstanbul kart. İstanbul kart. Eski adı Akbil. Aynen. Evet. Şey peki Evren Bey bu 650 bin öncesi içinde yani bu önümüzdeki sene itibaren geçerli olacak diyoruz da ne bileyim önceki senelerden elde edilen gelirlere göre bir yaptırımı var mı? Yani ben şimdi bu 2022 Ocak'ta faaliyeti geçti. Ben 2001 yılında 600 bin lira gelir elde etmişim AdSense'den. Şimdi bu bir noktada bu kişi de şahıs firması kurmamış. O para gelmiş hesabına. Burada ne olacak? O kişi otomatik bir noktada hesabına girilip AdSense
işte filtrelemesi yapılıp o 600 bin lira bulunup onların %15 mi alınacak, yoksa o artık vergisiz bir şekilde o kazancı elde etmiş mi olacak veya devlet sonrasında ondan o parayı isteyebilir mi? Orası nasıl? Şöyle, kanun geriye yürümüyor. Yani kanun 2022 başından itibaren geçerli. Bu işte çok haksızlıklar oldu. Yani ve yani saysam şu an aklıma 5-6 tane haksızlık geliyor. Mesela işte bazılarına hiç denk gelmedi. Bazılarına daha düşük tutarlar elde edenlere vergi dersi çağırdı. Bu nedenle kanalını kapatan falan, bizim de çok yakından tanıdığımız, yani o motivasyonu kaybeden, o stresi taşıyamayan, kanalını kapatanlar oldu falan. Şimdi mesela 2021'de, bu sene arkada artık 2021'de kalmamıştı. Yani hangi devirde yaşıyoruz? Yani 2020'de artık öğrenmiştir de, mesela 2018'de falan bir gelir elde etmiş. Onunla ilgili hiçbir şey yapmamış. 2018'de geçti gitti. Şimdi bu matratım dediğimiz bir düzenleme vardı. Bir para ver, ben seni incelemeyeyim diyordu devlet. Onu da yapmadı falan. O zaman yani maliye gelirse o şeyi cezalı alır. Yani anladım. Bu çıkacak kanunun geçmişte elde edilmiş ve herhangi bir aksiyon almamış paralarla bir şeyi yok, bir faydası yok. Anladım. Ama ne oldu? Ben de kendi adıma bilgilendirmeler yaptım. Meslektaşlarım da çok yaptı. Dedi ki son 5 sene içerisinde böyle sağdan soldan, yurt dışından, yurt içinden aldığınız paralar varsa ve şirket kurmadıysanız bu matra artırımına girin diye şey yap. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki zaten inceleme olmuyor ki, ben buraya girip niye ödeyeyim dedi. O böyle yani kaygı seviyesi çok çok düşük arkadaşlar. Dedi. Onun dışında diğer birçok kişi bundan faydalandı ve yani normal rakamlara falan 4-5 senelik bu riski sıfırladılar aslında. Evet. Anladım. Güzel. Güzel konulara değindik vallahi. İyi oldu. Dinleyicilere umarım faydalı olmuştur. Pazar günü sizin, ben çok fazla vaktinizi de almayayım. Eklemek yani istediğiniz var mı başka konu? Son şeyi söyleyeyim. Bu Türkiye'ye bazı, şu an Türkiye'den yurt dışına çalışan çok fazla yazılımcı, tasarımcı arkadaşlar var ya, onlar zaman zaman bazen bazı platformlar üzerinden çalışıyor ama Upwork falan gibi demiyorum. Daha çok evrak işlerini çözen, işte üzerinden DocuSign gibi evrak imzalama, işte Let's Deal gibi, orada sözleşme var, iki taraf da oradan imzalıyor. Bazen o işte parayı tutuyor, ona geçene kadar falan, bu arada o hizmeti veriyor. Bir akıl karışıklığı olmaması adına o platformlar üzerinden çalışmanın vergisel bir farklılığa neden olma durumu yok. Yani işte ben atıyorum, ben X firmasıyla çalışıyorum, ben Y ile, ben Lestil ile çalışıyorum falan dediğimde, yani işte oradan bir sözleşme imzaladım, oradan zaten bir fatura çıkıyor falan, onun bir alakası yok. O kendi ayrıca bir platform. Bu evrak işlerini falan kolaylaştırmak ve standartlaştırmak için var. Yabancı birçok firma Türkiye'deki yazılımcılar için kullanıyor. O ayrı bir şey. Sizin Türkiye'de o gelirinizi vergilendirmeniz ayrı bir şey. Yani o Y firması benim adıma bu işleri hallediyor gibi bir şey. Aman dikkat edin. Yani o öyle bir şey yok. Aracı bir firma o sadece. Evet, o güzel bir alanda yurt dışı firmaların Türkiye'deki bu işi yaparken herkese tek tek uğraşmak yerine benim sözleşmem burada, sen buradan gir, paralarını aldığın paraları buradan takip et falan gibi bir kontrat yönetim platformu diyeyim, öyle bir şey. Yani. Aynen. Tabii ya, birisinin hesabına yurt dışından gelir geliyorsa o tamamıyla kendi sorumluluğunda. Onlar, dediğiniz gibi, platformlar çok ilgilenmiyor onlarla. Evet. Çok güzel. Vallahi Evren Bey, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok güzel konulara değindik. Dediğim gibi dinleyiciler için de faydalı olmuştur umarız. Bu bahsettiğimiz konular üzerine onlar da gerekli aksiyonları alırlar. Ona göre ilerlerler artık. Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla seriyle de
karşınızda olmayı planlıyoruz. Evren Bey'le de artık biraz sıklığı azaltsak da yeni gelişmeler olduğunda bu alanlardaki yorumlarını dinlemek için yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, sevgiler.